İslam'ı bütünüyle anlamış, benimsemiş, farzları, vacipleri, sünnetleri mükemmelen yerine getiren kişilere bir nasihat. Nafilelerinize de dikkat edin deniliyor. Bugün bizim farzlarımız konuşulmaya muhtaç, müzakereye muhtaç. Biz farzlarımıza dikkat etmek durumundayız. Biz 5 vakit farzı tamamen yapamıyoruz. İşte örtü Allah'ın emri bir şey anlamış değiliz. Örtünmeyi beceremiyoruz. Örtüyü gereği gibi savunamıyoruz. Helali haramı bilemiyoruz. Helale seyirtmiyoruz. Haramdan sakınmıyoruz. Şüpheliyi terk etmiyoruz. Nerede kaldı ki nafile? İslam dinini güzel öğrenmek durumundayız. Öğrenmek de yetmiyor, onu güzel yaşamakla mükellefiz. Bu din yaşanmak için vaaz edilmiş. Ben Müslümanım de geç, İslam senden bir şey istemiyor mu, bir şey beklemiyor mu? Beri taraf senelerdir biz layığız diyoruz, inanmıyorlar. Kimse kabul etmiyor. Ya biz de layığız, biz de şöyleyiz, biz de böyleyiz. Hayır diyorlar, sizin geçmişinizde şu var bu var. Siz filancıların devamısınız, fişmancıların devamısınız. Siz layık olamazsınız. Onlar bir türlü inanmıyorlar. Beri taraftan bize gel, biz de Müslümanız diyorlar. Biz inanıyoruz, tamam diyoruz ya. Bunlar da Müslümanmış. Kardeşler, Allah rızası için. Allah Resulü buyuruyor, müminin firasetinden korkun, Allah'ın nuruyla bakar. Müminin bakışından, anlayışından, aklından, zekasından, idrakından korkun buyuruyor. Yani dikkat edin. Niye o Allah'ın nuruyla bakar? Ne yaptık biz bu nuru? Nerede söndürdük bu nuru? Aklımız, fikrimiz hep onlara çalışıyor. Elimizi vicdanımıza mı koyacağız? Elimizi imanımıza mı koyacağız? Allah koyacak yer bulmak zor artık yani. Eller ortada kaldı, havada kaldı. Eli koyacak bir yer kalmadı. Eskiden vardı bunlar da. Şimdi ne vicdan kaldı ne iman. Ama eli nereye koyacaksak koyup düşünelim arkadaşlar. Düşünelim, bu devran böyle dönmez.